Biz bize söyleşilerimizin bugünkü konuğu bence Türkiye'nin en gönüllü sanatçılarından bir tanesi sevgili İlkay Akkaya. İlkay ablacığım hoş geldin. Hoş bulduk, merhabalar. Sizi tanımayan birisi bana sizi sorsa şöyle tanımlardım sanırım. Senden hiç farkı olmayan bir gönüllü. Ünlü gibi sığ bir kelime onu tarif edemez. Sana bir şeyler söyleyecek yüreğinden gelen sesiyle ve sen de onu kulağınla değil yüreğinle duyacaksın. Benim duyduğum en gönüllü ses, en dokunaklı yorumcu ve en mütevazi sanatçı. Ben böyle tanımlardım sizi. Siz kendinizi nasıl tanımlarsınız? Sizi siz yapan özellikler nelerdir? Ya çok çok teşekkür ederim. Onurlandırdın beni söylediklerinde. Ne kadar teşekkür etsem az kalır. Ben kendimi nasıl tarif edebilirim? Dünyada gördüğüm bütün olumsuz olaylarda hem pay sahibi olduğunu hem de çözüm için gücü olduğunu düşündüğüm bir insanım. Böyle yaşıyorum. Evet. Benim söylediklerim belki az kalıyor. Sizin bu kendini tanımlamanız dahi çok derin aslında. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür o zaman ederim. Hemen müzik ve sanatla devam etsek. Siz kendinizin müziğe ve sanata olan ilgisini nasıl keşfettiniz? Ya da siz kendi halinizde şarkılar söyleyen biriyken birileri mi sizi buldu? Hadi beraber söyleyelim mi dedi. Nasıl başladınız müzik hayatınıza? Müziği ilk duyduğum andan itibaren bilinçli olarak ilk kavramaya başladığım andan itibaren hep şarkı söylerdim ben. Okulun işte gösterilerde, bayramlarda eline mikrofon tutuşturulup sahneye çıkartılan çocuk oldum kısa süre içinde. Sonra lisede, ortaokulda, üniversitede okulun korolarında çalıştım. Oralarda solistlik yaptım. Lisedeki edebiyat öğretmenim aslında konservatuara yönlendirdi beni. Ama ailem konservatuarı istemediği için önce iletişim okudum. Orayı bitirdim. Ondan sonra şarkıcı oldum. Aslında Öyle oldu yani. yolunuzu farklı bir şeyde çizmişken daha sonrasında tekrar müzikle birleşmiş oldu. Yok aslında farklı bir şekilde çizme müzik olacak da hayatımda. Bunu hissediyordum. Fakat ne zaman olacağı konusunda bilgi sahibi değildim. Üniversite üçüncü sınıftayken grup yorumdaki arkadaşlardan Tuncay birlikte çalışma önerisi getirdi Evet. bana. Bu şekilde grup yorumla birlikte başlamış oldu profesyonel müzik hayatım. Daha sonrasında da grup Kızılırmak ve solo albümlerle devam etti bildiğim kadarıyla. Evet, 2 yıl grup yorumla çalıştıktan sonra biz Tuncay'la birlikte ayrılıp Kızılırmak kurduk 1990 yılında. Ondan sonra da Tuncay'ın vefatına kadar zaten Kızılırmak süreci devam etti. Onun vefatından sonra Kızılırmak'ta devam etmeme kararı aldık. Çünkü 2 kişi kalmıştık, İsmail İlknur ve ben. Bir arkadaşımız da yurt dışında bir düzen kurmuştu kendisine. 3 kişiydik eleman olarak ama 2 kişiyle grup olmazdı. Başka insanlar alıp yine Kızılırmak ismiyle devam etmek de aynı ruhu vermeyecekti. Yani o oluşturduğumuz ruha ulaşamayacaktık bir daha. O nedenle bize göre en güzel zamanında kalsın dedik. Evet. Müzik bence mücadeleyi, acı tatlı duyguları, dayanışmayı, kardeşliği ve insanı ifade eden ve evrensel bir dil. Siz de bu evrensel dili ana dili olarak kullanan önemli sanatçılardan bir tanesisiniz. Sizin hayatınızda müzik olmasaydı ne olurdu? Müzik olmasaydı yine ben bir çevre gönüllüsü olurdum, hayvan gönüllüsü olurdum. Mesleğim de gazetecilik olurdu. Yine o içinizdeki az önce kendinizi tarif ederken kullandığınız duygularla gazetecilik mesleğine devam ederdiniz anladığım kadarıyla. Evet, zaten ona yakın olduğu için gazeteciliği seçtim o üniversite eğitimi olarak. Çünkü yine işte çevredeki haksızlıkları kamuoyuna duyurma konusunda kendimi görevli hissediyorum nedense. Daha doğrusu evet, bu bir varoluş şekli sanıyorum. Bunun için seçmiştim gazeteciliği de. Hatta yorumdan ayrıldıktan sonra gazetecilik yapmaya karar vermiştim. Fakat çok albüm teklifi geldi. Solo albüm olarak başlamıştık albümü hazırlamaya.
Sonra baktım Tuncay'la birlikte çalışıyoruz. Onun bestelerini söylüyorum. Gel dedim grup olalım. İsmail İlknur'u bulduk. O şekilde kurulmuştu grup. Evet. Sonra fark ettim ki ne bir genel yayın yönetmeni var başında, ne de sana direktifler veren biri var. Ya da şunu şöyle değil böyle söyleyelim yasal olarak diyen biri var. Müzikle ifade etmek çok daha bağımsız. Evet. Çok daha güçlü geldi bana. O nedenle böyle devam ettim. Ve tahminim o ki gazetecilikten ziyade müzik daha fazla gönüle ulaşabilen bir araç. Evet. Hatta belki de hiçbir araca gerek kalmadan da evet, ulaştırabiliyorsunuz sesinizi evet, zaman zaman. Biraz gazetecilik, çokça müzik. Az da tiyatro var sizin hayatınızda bildiğim kadarıyla. Evet. Ufak da olsa bir tiyatro deneyimimiz olmuştu. Evet. Geçmişten geleceğe Pir Sultan Abdal ile. O deneyimi nasıl tattınız? Daha sonrasında benzer teklifler veya öneriler geldi mi tiyatro veya televizyon alanında? Hı hı. Ankara Birlik Tiyatrosu sahneye koymuştu. Rahmetli Zeki Göker, çok sevdiğim bir abim ve gerçek bir tiyatro emekçisiydi. Onun fikriydi. Benim Pir Sultan'ın eşi Ballahan'ı oynama düşüncesi. Aslında ben sadece müzikleri yapacağız diye konuşmaya gittiğimizi sanıyordum. Tabii yaparız müzikleri dedikten sonra Ballahan olayını açtı Zeki abi. Ben önce çok kesin bir dille yapamayacağımı söyledim. Çünkü o ayrı bir disiplin tiyatro, ayrı bir eğitim istiyor. Cesaret edemedim fakat Zeki abi o kadar ısrar etti ki ben seni hazırlayacağım, halledeceğim o işleri diye. Sonra denemeye karar verdim ve o karardan sonra 100 oyun oynadık. Çok Pir Sultan'ı, evet. Daha da devam ederdi ama oyuna o ilgi o kadar yoğundu ki biz hiç konser veremez hale gelmiştik. Hı hı. Yani sadece müzikle ilgili bir alanımız olsun istedik bir süre sonra. Pir Sultan'ı oynadıktan sonra 5-6 sene sonra Güneşten Bir Parça diye bir oyun sahneye koyduk. İbrahim Kaypakkaya'nın hayatını anlatıyordu o da. Yine Ankara Birlik Tiyatrosu'yla birlikte. 15 yıl önce de Zafer Diper'le ve Nazan Diper'le birlikte Talan diye bir oyun sahneye koyduk. Müzikli oyunlardı bunların hepsi de. Evet. Müziği tiyatroyla birleştirmiş oldunuz. Yine aslında en iyi yaptığınız işi sahneye başka bir formatta sergilemiş oldunuz. Evet, evet. Yine müzikten biraz daha devam edecek olursak, çok fazla konser verdiniz. Eminim bir sürü hatıra birikmiştir o konserlerden. Çok. Evet, ilginç olanlardan bir iki tanesini paylaşmak ister misiniz? Konserlerde çok anlatıyorum aslında, komik olanları anlatıyorum. Çünkü gerçekten çok güç koşullar altında yaşıyor ülkemizdeki insanlar. Konserlerde epeyce dertleşiyoruz ama bunun yanında ben o zorlukları göğüslemeye çalışan dinleyici arkadaşları gülerken görmeyi çok seviyorum ve gülmelerini istiyorum açıkçası. Bu nedenle komik olanları anlatıyorum. Konserlerde çok anlattığım için aslında başka bir anı düşünüyorum bir taraftan bunları söylerken de. Çok kısa bir şey anlatabilirim. Tabii. Bir gün Adana'daki bir konserde ön sıralarda bir kadın arkadaş Aze'yi söyle, Aze'ye bayılıyorum diye bağırdı konserin sonuna kadar hemen hemen. Ben de hep dedim ki finalde söyleyeceğiz Aze'yi, Çağbella'dan önce söyleyeceğiz diye. Ama o kendini tutamıyordu. Aze'ye bayılıyorum, Aze'yi söyle diyordu. Sonra biz konserin bir noktasında Aze'yi söylemeye başladık ve arkadaşımız bayıldı gerçekten. Aldık götürdük tabii, götürdüler hastaneye. Konser bittikten sonra hastanede ziyaret ettim. Orada yatarken söyledim Aze'yi ona. Yaşantınız da mücadeleyle dolu. Mücadeleyle dolu yaşantınız da sizce en zorlu dönem hangisiydi? Gerçek hissiyatımı söyleyeyim. Aslında benim müzik yolculuğuna başladığım andan itibaren geçtiğimiz bütün yollar gerçekten çok zorluydu. Fakat şu son 10 yıldaki zorlanma, çünkü toplumun geneline dağılmış bir hem çürüme hem de yeni bir filizi yeşertme mücadelesi var.
Bu son zaman kadar zorlu bir dönüm ben hatırlamıyorum. Bununla bağlantılı şöyle bir soru soracaktım. Geçmişten günümüze sizce Türkiye'nin en önemli sorunu neydi ve şu anda nasıl bir Türkiye görüyorsunuz diyecektim aslında. Bence ülkemizin en önemli sorunu aslında insan hakları evrensel beyannamesinin temel iki maddesi hiç hayata geçmedi diye düşünüyorum ben. Toplumun ötekileri olarak adlandırılan insanlar için bunlar yaşam hakkı ve ifade özgürlüğü, inanç özgürlüğü genişleteyim söylerken bir taraftan da bunlar hiçbir zaman güvence altına alınmadı. Yani biz üniversitedeyken değişik yasalar engelliyordu ifade özgürlüğünü. Sonra o yasalar kalktı ama aynı içerikte başka yasalar yürürlüğe girdi. Bugün hala aynı şekilde ifade özgürlüğü yok. Yaşama hakkı da aynı şekilde. Bunu sadece muhaliflerin yaşama hakkının engellenmesi olarak almamalıyız. Yani sizle birlikte mesela SMA'lı bebeklerin platformlarında da buluşuyoruz. O çocukların yaşama haklarının güvenceye alınması için de hiçbir şey yapılmıyor uzunca bir süreden beri. Büyük oranda çözüm olabilecek bir yöntem bulunmuşken üstelik. Bunun dışında çok örnek verebiliriz. Yani derin bir yoksulluk var. Düşünsenize derin yoksulluk ağı diye bir ağ var ülkemizde ve insanlar dayanışarak hayatta kalmaya çalışıyorlar. Bunlar hep iç içe geçmiş şeyler aslında. Benim gördüğüm bunlar yani en temel ihlaller. Evet. SMA'lı çocuklarla ilgili yürüttüğünüz kampanya benim aldığım notlardan bir tanesiydi. Siz bir giriş yapmış oldunuz. Benim gördüğüm kadarıyla şu ana kadar sizin yürüttüğünüz ve bu gönüllü mücadeleler arasında en çok vakit ayırdığınız, en çok gayret sarf ettiğiniz, en çok destek verdiğiniz kampanyalardan birisi SMA'lı çocukların kampanyaları. Evet. Bir çocuk tedaviye ulaşıyor, sonra başka bir çocuğa koşuyorsunuz. Belki aynı anda birden fazla çocuk için mücadele ediyorsunuz. Evet. Kalıcı bir çözüme ulaşmak için neler yapılabilir, neler söyleyebilirsiniz? Ya o kalıcı çözüme bir an önce ulaşabilmemiz aslında çok acil bir durum. Bir taraftan da uğraşıyoruz bunun için. Şimdi şöyle bir tablo var orada. Kampanyaları yürütüyoruz. Aslında bu devlet tarafından çözülmesi gereken bir sorun. Evet. Devletin görevi yani. Fakat bunu yapmadığı gibi kampanyaları baltalayacak açıklamalar yapıyorlar sık sık. Biz toplumu bunun böyle olmadığını ikna etme konusunda da ayrıca bir enerji harcamak zorunda kalıyoruz. Gerçekten bu çok kötü bir yaklaşım. Gerçekten çok kötü bir yaklaşım. Yani hem hiçbir şey yapmayıp hem de yapan insanlara engel olma karşılayacak sözcüğü bulmakta güçlük çekiyorum. Evet. Şöyle bir tablo var bir de. Eğer bu tedavi ülkemize gelse SGK ödemese bile bir bebek 400 bin dolara ilacı alabiliyor. Oysa biz şimdi bir bebek için 1 milyon 600 bin dolar toplamak zorundayız. Ülkemize gelirse bizim topladığımız bir bebek için topladığımız parayla 4 bebeği tedavi ettirebileceğiz. Ve Novartis bu ülkeye girerken 100 bebeği bütün diğer ülkelerde öyle yapmış. Çünkü ücretsiz tedavi edecek. Yani sorunun yarısını çözmüş olacağız aslında. Ve bütün bebeklerimize belki. Çünkü 1300'den fazla bebek var. Tümünü de bu toplum yine ilacına kavuşturabilir. Ama yanlış olmazsa bir engel oluyor devlet şu anda. Maalesef, maalesef. Evet. Bu kampanyalar boyunca gönüllü binlerce insanın yardım elini sıktınız. Onlarla birlikte tedaviye ulaşan çocukların mutluluğunu yaşadınız. Bu süreçte şahit olduğunuz güzelliklerden birkaç örnek verseniz hem insanların bu duyguyu daha iyi anlaması ve tatması adına hem de bu gönüllü mücadeleye biraz daha destek olmaları adına. Yani beni en çok duygulandıran şey bir bebeğin kampanyası sonuçlandığında onu böyle bir çizgi karaktere dönüştürüp bir uçağın içinde uçağa oturtuyorlar. Sonra o uçak havalanıyor bulutların üstünden hastaneye gidiyor evet. Gibi bir animasyon yapıyorlar. Ben o animasyonu
izlerken hem gülüyorum hem ağlıyorum. O kadar büyük bir mutluluk o. Evet. Keşke bütün bebeklerimiz için yapabilsek bunu. Keşke, keşke. Benim en duygulandığım an kampanyanın bittiği ve o uçağın havalandığı an yani. Müsaade ederseniz ben bir örnek vermek istiyorum. O insanların bu kampanyalara hangi duyarlılıkla ve hangi yokluk içerisinde bir var olma çabasıyla destek verdikleriyle ilgili. Yine sizin bulunduğunuz bir kampanya odasında genç bir arkadaşımız sizin konseriniz için para biriktirdiğini söylemişti. Evet. Ve kendini de ifade etmekte o kadar mütevazi ve o kadar naif bir dil kullanıyordu ki. Hem kimseyi kırmamak hem kendini bir şey yapıyormuş gibi göstermemek adına çok ince ifadelerle benim biraz param var, ne kadar olduğunu da söylememişti. Sizin konseriniz için biriktirdiğini söylemişti ve o parayı bağışlamıştı. Yani insanlar hayalleri, beklentileri, sevdikleri şeyler için biriktirdikleri o ufak da olsa miktarı o çocukların hayata tutunması adına bağışlayabiliyorlar. Evet, hesabındaki son 7,5 lirayı bağışlayan arkadaş da oldu. Sizin söz ettiğiniz arkadaş Van konserine gelecekti. Biz o konserde tanıştık onunla. Öyle mi? Çok güzel. Evet, evet. O da çok büyük bir mutluluk olmuştur kendisi için. Benim için de çok büyük mutluluk oldu. Yani böyle dost insanlarla, dayanışmayı bilen nazik insanlarla yüz yüze de tanışmak gerçekten büyük mutluluk. Evet. Sizi siz yapan bence önemli özelliklerden birisi de tekrar altını çizmek istiyorum. Mütevazilik. Hem insanlara böyle yaklaşımınız, onların sizi kendinden gibi görmesi. Bununla birlikte genç müzisyenlere de destek olma anlamında çok güzel örnekler ben şahit oldum. Bunlardan bir tanesi, ismini de anmış olalım, Savaş Yaman. Evet. Sahnenizi o da paylaşmak... SMA gönüllü odalarında hep. Evet. Sahnenizi paylaşmaktan çekinmiyorsunuz. Onlara uzatabildiğiniz kadar elinizi ve gönlünüzü açıp bir yerlere gelebilmeleri adına destek veriyorsunuz. Bu anlamda örnek verebileceğiniz sanatçılar var mı? Veya genç müzisyenlere destek olma adına yürüttüğünüz farklı bir çalışma var mı? Ben mesela genç bir müzisyen arkadaşım bir çok güvendiği bir bestesi için benden yardım istediğinde sanıyorum hemen hemen kimseyi kırmamışımdır. Çünkü o heyecanın nasıl bir şey olduğunu ben çok iyi biliyorum. Elimden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışıyorum. Sahnede de evet, bence dünyanın en güzel şeylerinden biri birlikte şarkı söylemek. O nedenle mikrofonum her zaman onların da mikrofonudur. Her zaman ama bütün şarkılar için değil, bazı şarkılar için. Çünkü ben de şarkı söylemeyi çok seviyorum. En son mesela Devrim Seyrek var. Çok güçlü bir ses. Onunla küçük bir Ege turnesi yapacağız. Çok güzel. Onu bütün Türkiye'nin dinlemesi gerektiğini düşünüyorum. Biz de meraklı bekliyoruz. tekrar müziğe dönmüş olduk aslında. Birlikte sahne aldığınız, düet yaptığınız sanatçılar var, ustalar var. Hiç içinizde kalan, yani şu sanatçıyla birlikte de çalışmak isterdim, düet yapmak isterdim, bir projede yer almak isterdim dediğiniz sanatçılar, ustalar var mı? Artık çok geç. Mercedes Sosa'yla çok isterdim. Ama çok geç. Evet. Konserleriniz bildiğim kadarıyla yoğun bir şekilde devam ediyor. Bir yandan da Gizli Bahçe akustikle yaptığınız çalışmalar var. Benim çok hoşuma gidiyor. Onlar farklı sanatçılarla da yapıyorlar ama sizinkilerini gördüm. Devamı gelecek mi bu çalışmaların? Yeni projelerinizde var mı? Devamı gelebilir. Gizli Bahçe evet çok güzel bir proje. Akustik olması dolayısıyla hem albümlerde yayınladığımız sound'tan daha değişik, daha sade bir sound'la tekrar çıkıyoruz dinleyici arkadaşların önüne. Benim şu anda bazı projeler var, evet. 1 Mayıs için bir şarkı hazırlıyoruz diskle birlikte. Daha doğrusu biz hazırlıyoruz, diske vereceğiz onu. Onlar belki bir klip çekecekler ona. Çok güzel bir şarkı. Onun dışında 2 şarkı kaydediyoruz. Onlar da birer ay aralıklarla yine dinleyici arkadaşlarla buluşacak. Konser projeleri var işte. Onlar bir taraftan devam ediyor. Şu an aklıma gelenler bunlar. 1 Mayıs'tan 10 gün, 15 gün sonra çıkar o ilk sözünü ettiğim şarkı. Çünkü birbirinden bağımsız düşünüyoruz. Bunlar böyle 7-8 şarkı olduğunda belki bir uzun çalarda toplayabiliriz hepsini.
Fiziki CD olayı falan, albüm olayı çok artık eskisi gibi olmadığı için sanki niyetim yok gibi yani. Eskinin müzik yapma ve müziği Evet. insanlara ulaştırma şekli. Hı. Kasetler, albümler, plaklar. Sonrasında bu giderek internet ortamına, YouTube'a evrildi. Bu evrilme sizleri nasıl etkiledi? Olumlu ya da Ya olumsuz. aslında şey öyle bir alan ki, daha doğrusu öyle bir zamandan geçiyoruz ki zaman çok hızlı akmaya başladı. Bizim kuşağın algıladığı bir hızla değil, çok daha hızlı. Buna ayak uydurabilmek bir kere zor. Bir de şarkıların süreleri kısaldı gittikçe. Yani bir şarkıda bazen öyle bir kompozisyon oluyor ki 5 dakikada olabilirdi eskiden, 8 dakikada olabilirdi. Oysa şimdi çok kısa şeylerin peşinde insanlar. Bu bana şaşırtıcı geliyor. Ya da bir metni okurken de aslında sanki Twitter'da gibi hep böyle kısa kısa ifade ediliyor ve insanların beklentileri de bu yönde olmaya başladı. Bu da beni zorlayan şeylerden biri. Bir de diyelim YouTube o kadar karışık bir yer ki, özellikle genç arkadaşlarımızın kendilerini duyurabilmeleri eskisine göre çok daha zor. Çünkü iletişimde kanalda gürültü diye bir kavram var. Şu anda insanlığın kanalları gerçekten çok gürültülü ve birbirinin sesini duyamıyor insanlar. Aynı şeyi söyleyen insanlar bile birbirinin sesini duyamıyor. Bir de sözcüklerin içeriği artık insanlar tarafından gruplar halinde çok farklı içeriklerle Yorumlanıyor. anlamlandırılıyor. Bu da iletişimi koparan şeylerden biri. Sanki alfabeyi, dilimizi tekrar tarif etmemiz gereken bir dönemdeymişiz gibi geliyor. Ya bu tabii kültür ve eğitim politikalarından bağımsız değil Evet. ülkemizdeki. Umarım bunların çözümü için, yani altyapıyı değiştirebilirsek üst yapı ile ilgili bu sorunları da aşabiliriz inşallah. İnşallah, inşallah. İlk ablacığım, size üretirken heyecan veren, sizi üretirken sürükleyen en önemli duygu ne? Ve size şarkı söyleten duygular neler? Bence sevgi, temeldeki Evet. sevgi. Ben sahneye çıkarken çok heyecanlanırım. Yıllar önce kendime bir söz vermiştim. Yani heyecan duymadığım ilk konser benim son konserim olacak. Bir daha çıkmayacağım sahneye diye. Çok şükür o hiç geçmedi, o heyecan. İlk şarkıyı söyledikten sonra ben içime kapanıyorum sahnede. Şarkıyı söylerken o şarkının kahramanı gibi hissediyorum kendimi. Ama aynı zamanda bir anlatıcıyım da tabii. Bu şeyi, saflığı da kaybetmemek istiyorum. Bu ona ne diyeyim, halislik olabilir. O saf ruhu ve sevgiyi koydum temele. Evet. Yani benim için en önemli olan şey o. Hevesim de öyle geliyor. Yani sevgi olan yerde, şefkat olan yerde heyecan duyuyorum ben. Bu içinizdeki sevgi, şefkat ve heyecan hiç solmasın. Sesiniz de solmasın. Cümlemizin, bütün Evet, insanların. o heyecanınız solmasın ki sizi daha uzun yıllar dinleyebilelim. Teşekkür ederim. Vakit ayırdığınız için çok teşekkür ederim. Çok tatlı, kısa ve öz bir sohbet oldu. Ben çok keyif aldım. Ben de. Müsaadeniz olur mu? Acaba bir şeyler mırıldanarak bize veda etme şansımız nedir? Ne olabilir? Böyle umutlu bir şey olsa iyi olur. Şöyle veda edeyim, geleneksel aslında, yani müzik olmayacak içinde ama benim için çok çok önemli sözcükler bunlar. Tuncay bestelemişti. Güneşin olsun şarkının adı. Onun son sözleri bence çok ihtiyacımız olan sözler. Belki de her zaman şu son zamanlarda kendimizi motive etmek için de öyle. Yitirme sakın cesaretini. Güneşin olsun gönlünde. Her şey iyi olacak. Çok güzel bir kapanış oldu. Tekrar çok teşekkür ediyorum İlkay ablacığım. Var Ben olun. çok teşekkür ederim. Belki başka bir yayında, başka bir seferde
biraz daha müzikli olabilir. Görüşmek dileğiyle. Evet. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Çok sağ olun. Teşekkürler.